geldiniz. Şöyle. Şimdi programı da kaldıracak. Evet. Efendim, öncelikle günaydın diyorum. Gecikmemden dolayı da sizlerden özür diliyorum. XIX-XX yüzyıllarda Türk-Ermeni ilişkileri sempozyumunun 7 Ocak 2015 Çarşamba günü 7. oturumunu Edebiyat Fakültesi Kuruluş Salonu'ndaki 7. oturumunu açıyorum. Sözü fazla uzatmadan hemen konuşmacılara söz vermek istiyorum. Evet, ilk tebliğ sahibi iki kişi Profesör Doktor Hikmet Öksüz. Herhalde. Evet, Hikmet Öksüz ve yardım doçent doktor İsmail Köse beraber gözüküyorlar. Amiral Bristol'un savaş günlükleri ve milli mücadele döneminde Kilikya havalesindeki Ermeni faaliyetleri. Evet, buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Herkese günaydın diyorum. Tabii tebliğimizin ana kaynağını önce belirtmek gerekiyor ki söyleyeceklerimizin anlamı ortaya çıksın. Amiral Bristol'ün günlüklerine dayanarak Kilikya bölgesindeki Ermeniler ve onların yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında konuşacağız. Malumunuz Amiral Bristol, Mondros Mütarekesi sonrası Bağlaşıklar tarafından Türkiye'ye gönderilen bir Amerikan subayı. Amiral Bristol 1919 yılı Ocak ayında İstanbul'a gelir. Ağustos ayında da yüksek komiser unvanını alır. Ve o tarihten 1927 yılına kadar da Türkiye'de kalır. 1927'de Türk-Amerikan ilişkileri yeniden hukuki zeminini bulunca büyükelçilik görevini üstlenen Greve görevini devreder ve Amerika'ya döner. Mütareke döneminde ve daha sonraki yıllarda Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye üzerindeki gözlemlerini günü gününe not alır ve bu notları, bu dokümanları bugün Amerika'da Kongre kütüphanesinde bulunmaktadır. Biz de bu Kongre kütüphanesinden Bristol'ün çoğu kendi özel değerlendirmesi ve kendisine gelen ziyaretçilerle yapmış olduğu diyaloglara dayanan günlüklerini dikkate alarak milli mücadele yıllarında ve daha sonraki dönemde Türkiye üzerindeki gözlemleri hakkında fikir sahibi oluyor ve bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte bu paylaşacak olduğumuz konulardan bir tanesi de Kilikya bölgesiyle ilgili olan durumdur. Malumunuz Birinci Dünya Harbi'nin akabinde Mondros Mütarekesi'ni izleyen günlerde Fransızların Sykes-Picot antlaşması çerçevesinde kontrolleri altına almak istedikleri noktaya doğru bir askeri harekat planladıklarını ve işgal eylemlerine giriştiklerini görüyoruz. Ancak bu alana önce İngilizlerin girdiğini, daha sonra İngilizlerin özellikle Antep, Urfa, Maraş hattından çekildikten sonra devreye Fransızların girdiğini görüyoruz. Ancak Adana ve çevresinde daha hemen 1918 yılının Aralık ayından itibaren Fransızların yerleşmeye başladığını ve kontrol kurmakta olduğunu görüyoruz. Tabii bu süreci takip ederken Fransızların bölgede Ermenilerle beraber hareket ettiklerini ve özellikle Suriye ve civar bölgelerde yaşamakta olan Ermenilerden oluşturmuş oldukları lejyonerlerle beraber bölgeye gelip
bölgenin Müslüman Türk ahalisi üzerinde çok ciddi baskı kurdukları tüm tarihsel dokümanlarda, gerek yerli gerek yabancı dokümanlarda mevcuttur. Tabii bu süreç biraz da propaganda sürecidir. Çünkü devlet çökmüştür. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinden Osmanlı tebaası olan gayrimüslimler yaralanmak istemektedir. Bunlardan, bu unsurlardan bir tanesi olan Ermenilerin de o tarihteki Kilikya Krallığını ihya etme ve Büyük Ermenistan'ı denizden denize ulaşacak olan, hatta üç denizli olarak da Gamla, Hazar'dan Karadeniz'e, oradan Akdeniz'e kadar uzanacak olan bir Büyük Ermenistan yaratma çabası içerisinde olduklarını biliriz. Böylesi bir hayal, büyük bir projeyi hayata geçirebilmenin tabii ki en önemli şartı bir dış desteği alabilmek. Dış desteği alabilmenin yolu da propagandadan geçmekteydi. En önemli argüman ise Türklerin Doğu Hristiyanlarına Ermenilerin büyük mezarlık katliam yaptıklarını, dolayısıyla Doğu'nun Hristiyanlarını, Hristiyanlığın en doğusunda yer alan Hristiyanlığın bekçilerini koruma adına gerek Avrupalılar, gerekse Amerikalılardan büyük destek arayışı içerisinde olduklarını görüyoruz. Ve 1919 yılı içerisinde bu türden propagandalara ağırlık verdiklerini görüyoruz. Bir yandan bölgede çok ağırlıklı bir Ermeni nüfusun olduğu yaylara, Wilson'dan da ilham almaları, bölgenin Ermenilere bırakılmasının zemini oluşturmaya çalışılırken, diğer yandan abartılı katliam rakamlarıyla bir ajitasyon yürütülmektedir. Ve bir hızlı müdahalenin, dış müdahalenin zemini aranmaya çalışılmaktadır. Bunları örnekleyecek olursa, örneğin Ermenilerin Amerika'daki en etkili isimlerinden ve kuvvetli bir taşnak üyesi olan Vahan Kardashian 19 Ekim 1919 tarihinde New York Times'da yayınlanan makalesinde Kilikya bölgesinde 150 bin Ermeni'nin yaşadığı, Türklerin sayısının ise ancak 50 bin olduğunu söyleyerek, burada 1'e 3 rakamını ortaya koyarak Amerikan kamuoyunu etkili Anadolu'daki Ermenilere kuvvetli bir Amerikan desteğinin sağlanması çabası içerisinde görmekteyiz. Bilinen bir gerçek var. Onu da bu değerlendirme içerisine dahil etmek gerekiyor. O da 1830'dan itibaren Amerika'da kurulan misyoner teşkilatla Türkiye'ye yönelik ilgilerinin varlığı ve bu ilgi içerisinde özellikle Ermenilerin ön plana çıktığı ve Ermenilere yönelik bir protestanlaştırma faaliyetlerini hız kazandığı ki bu çerçevede Osmanlı Türkiye'sinde pek çok yerde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen misyonerlerin çeşitli okullar kurduğunu, İstanbul'da Robert Koleji, Merzifon'da Amerikan Koleji, Tarsus, Talas ve Elazığ'da yine benzer kolejlerin kurulduğunu, yetimhanelerin açıldığını, sağlık teşkilatlarının oluşturulduğunu ve bu çerçevede Ermeni toplumuyla yakından ilgilenilerek onların hızlı bir şekilde protestanlaştırılma sürecine dahil edildiğini görüyoruz. Tabii bir yandan böylesi faaliyetler sürerken diğer yandan Amerikalıların desteğini alabilmek ve
bölgede Ermeniler hedeflerine ulaşabilme noktasında daha avantajlı duruma geçebilmek için ajitasyon çalışmalarına da hızlandıklarını söylemiştim. Bu çerçevede birkaç rakamı sizlerle paylaşmak isterim. Örneğin 4 Mart 1920 tarihinde misyonerlerden Keith ve Doktor Chambers Listol ile görüşerek Kilikya ve Maraş'ta hadiselerin çok arttığını ve Maraş'ta 3500 ila 4500 arasında, Kilikya'da ise 6-7 bin civarında Ermeni'nin öldürüldüğünü söyler. Tabi bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul'daki temsilcisini bu şekilde etkileyerek resmi ağızdan Birleşik Devletleri karar mercilerini baskı altına tutmaya çalışırken, diğer yandan Amerika'daki misyoner kuruluşların temsilcileri basın yayın organlarını etkileyerek aynı minvalde büyük bir kampanyayı yürütmektedirler. Fakat burada ilgi çeken bir durum var. Dikkatimizi o nokta toplamamız gerekiyor. Burada amaç bölgeye bir Amerikan askeri müdahalesini sağlamak. Çünkü her ne kadar Fransızlarla birlikte geldiyseler de Fransızların bir müddet sonra Ermenilerin beklemiş olduğu o desteği Ermenilere vermediklerini, daha doğrusu Ermenilerin beklentilerini bu minvalde karşılamadıklarını, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de devreye sokmaya çalıştıklarını görüyoruz. Fakat Listol çok dikkatli bir adam. Misyonerlerin etkisi altında ben kalmıyorum. Bu da herhalde kendi dünya görüşü, yaşam biçiminin de ciddi etkisi var. Yine biraz mesafeli bir insan. Dolayısıyla bu misyoner teşkilatların din adamlarının etkisinde kalmıyor. Dinliyor bu misyonerlerle Şambes ve Piti. Ama onunla yetinmiyor. Türkiye'deki protestan Ermeni temsilcilerinden Bezcihan da bir görüşme yapıyor. Bezcihan Distor'dan randevu alıyor ve o da durum hakkında Distor'u bilgilendirmeye çalışıyor. Bu fevkalade önemli bir isim. Türkiye'deki Ermeni protestan topluluğunun lideri. Bunu Amerikalılar yetiştiriyor. Gaziantep doğumlu. Buradaki Amerikan Koleji'nden mezun bir isim. Hukuk tahsili yapmış. Türk hukukunu da çok iyi biliyor. Türk hukukunun teorik olarak iyi olduğunu ama tatbikatta sıkıntı yarattığını, yani kötü idare yüzünden işlemediği açık yüreklilikle Bristol'de paylaşıyor. Ve Fransızların Kilikya'da Ermenilere ihanet ettiğini düşündüğünü. Dolayısıyla Fransızların teşvik ettiği politik hedeflere uyum göstererek aslında kendilerine politik akıllılık yapmadıklarını ifade ediyor. Ve Türkiye'deki sorunun en doğru çözüm şeklini bağlaşıklar ve Birleşik Devletler arasında bir birliği sağlanarak bu meseleye müdahale edilmesini. Ancak bu şekilde Anadolu'daki Müslüman olmayan halkların daha rahat bir şeyin, aksi takdirde büyük bir tehlike içerisinde kalacaklarını ifade eder. Listol'u etkilemeye, Listol üzerinden Birleşik Devletleri de meselenin içerisine çekmeye çalışıyor. Ve bu kişinin önemli itirafı da var. Listol'le yapmış olduğu görüşmede, gerek Maraş ve çevresinde, gerek Kilikya'daki mücadelelerinde, gerek misyoner üzerinden gelen, gerek Ermeni toplumunun üyelerinden çıkan o Türkler bize büyük mezalim uyguluyor. İşte şu kadar insan öldü, öldü vesaire. Bunlar çok abartılı oldu. Kendisi de buna katılmadığını itiraf ediyor. Dolayısıyla bu bilgiler gerek Bristol'un
İstanbul'da misyoner teşkilatlarının temsilcileriyle yapmış olduğu görüşmeler. Gerek Ermeni toplumunun protestan kesiminin önderiyle yapmış olduğu görüşmelerden elde ettiği itibarlarını tabii ki raporuna dönüştürüyor ve bu büyük propagandanın önünü bir şekilde kesmeye veya frenlemeye çalışıyor ama Amerika'daki misyoner teşkilatların oradaki gazetecileri etkileyerek Türkiye'ye bir gazeteci ordusunu göndererek bu propagandaya yine zemin hazırlamaya çalıştıklarını görmekteyiz. Tabii hadiseleri biraz da kendi siyasi tarih zemininde değerlendirmek durumundayız. Bu da nedir? 1919 yılı içerisinde meydana gelen gelişmelerle 1920-21 yıllarında meydana gelen gelişmeler, Türkiye'de yaşanılan durumu dikkatlerde tutmazsak zeminden kayarız. Çünkü Sivas Kongresi sonrası bölgede Kuvayi Milliye Teşkilatı'nın güçlendirilmesi ve Kilikya bölgesinde ve diğer Güneydoğu Anadolu illerindeki faaliyetlere karşı ciddi bir direncin oluşması, Fransızların bölgeye yönelik kanaatlerinin değişmesine yol açıyor. Çünkü Kilikya bölgesinden, Çukurova'dan her geçen gün Fransız askerlerinin ürünlerinin Fransa'ya taşınması, Fransız kamuoyunu ciddi manada etkilemeye çalışılıyor. Çukurova pamuğundan ötürü veya diğer ürünlerinden dolayı Fransız gençlerin ölmesine Fransız kamuoyu artık yeter diyerek kendi hükümetlerini baskı altına almaya çalışıyorlar. Bu da Fransızlarla Anadolu'da yürütülen Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde yürütülen mücadele temas kurmasına yol açıyor ki bildiğiniz gibi 1920 yılı 30 Mayıs'ında yani daha Ankara'da meclisin açılmasından hemen sonra 20 günlük bir ateşkes var Ankara hükümetiyle Fransızlar arasında. Bu ateşkes süreci tabii ki bölgedeki Ermenileri de tedirgin ediyor. Ve bölgedeki özellikle çocukların başka bir yere naklini gündemiyor ki burada Kıbrıs ve Beyrut ön plana çıkıyor. Tabii bu konu gündeme gelince ve Prispol'le de paylaşılınca Prispol'una karşı çıkıyor. Ermeni toplumunun üyeleri de karşı çıkıyor. Prispol'un karşı çıkmasıyla Ermeni toplumunun önderlerine karşı çıkması farklı içerikte. Sünnet teşkilatları daha insani noktadan yaklaşarak çocukların Kıbrıs'a ya da Beyrut'a nakledilmesini önerirken Prispol şöyle yaklaşıyor. Yani can güvenliğini sağlayamama zaafının dünya kamuoyunda yaratacak olduğu etkiyi düşünmeliyiz diyor. Ermeni toplumu ise nüfus kaybı yaşandı. Dolayısıyla Kilikya ve Çukurova üzerindeki veya bölge üzerindeki nüfusa dayalı olarak Ermenilerin o büyük iddiaları zayıfla. İşte bu konular nüfusa dayalı taktiksel yorumların yapıldığı dönem aslında tam da Serb barışının taslağının ortaya çıkmaya çalıştığı dönem. Çünkü orada büyük Ermenistan'ın sınırları oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir sürecin yaşandığını ama kısmen göç hadisesinin de yaşandığını görüyoruz. Mesela Antep'ten Beyrut'ta 900, Mersin'den Kıbrıs'ta 1000 kadar yetimin çocuğun nakledildiğini görüyoruz eğer rakam vermek gerekirse. Sayın Hocam toplarsın. Hemen toparlamaya çalışıyorum. Birkaç cümle. Buradaki metin bir ayrı fazla. Burada daha çok misyoner teşkilatı ve Ermeni toplumun önderleri ve Distur'un diyalogları geçiyor. Tabii 1920 Ağustos'unda tam Sevr'i
önderlerine kadar ulaşan bir hadise var. O da bir Amanos Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi. Ama bildiğiniz gibi Ermenilerin bu faaliyeti bir müddet sonra Türk ordusunun özellikle Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı yürüttüğü askeri hareketler ve Fransızların Kilikya'yı boşaltacaklarına dair emareler göstermesi. Bunu hayal konumuna getirecek. Milli mücadelenin başarıya erişmesi ve 1921 yılı içerisinde Türkiye ile Fransa arasındaki 7 Ekim 1921 tarih Ankara Antlaşması'nın varlığı ve bölgeyi Fransızların boşaltması tabii ki Ermeniler için büyük bir yıkım olacak. Bu sefer buradaki çocuk ve kadınların ne olacağı konusu iyice misyoneler tarafından dikkate getirilecek. Ve İstanbul'da Rum ve Ermeni Tatip dine bunların teslim edilmesi gibi bir fitri Hristiyon'a gönderecekler. Hristiyon buna da karşı çıkacaktır. Çünkü geçmişte bu Tatiplerin, Tatiphanenin bu yetimler üzerinde nasıl bir siyaset yüklüğü ve onları silahlandırarak askeri hedeflere doğru yönelttiklerini bulduğu için buna da karşı çıkıyor. Neticede 1922'ye ve Lozan'a yaklaşılırken artık Kilikya'da bir Ermeni Cumhuriyeti'nin veya bir devletçi veya denizden denize ulaşan bir Ermeni devletinin hayal olduğu ortaya çıkacaktır. Bir küçük hatırlatmayla tarihi verileri, hadiseleri değerlendirirken belki yıllardaki yansımalarını, iz düşümlerini de takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa verilerin arasında sıçıp kalmamak gerekiyor. Yıl 1973, Amerika'da, Los Angeles'ta biliyorsunuz Türk diplomatlarına Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baykal ve yardımcısına bir suikast gerçekleşti ki bu daha sonra devam etti olan Türk diplomatlarına yönelik suikast girişimlerin öncü hareketidir. Biliyorsunuz bu suikastı gerçekleştiren kişi 78 yaşında bir Ermeni Karakil Yanikyan isimli bir Ermenidir ve iki diplomatımız da orada şehitlidir. Vermeye çalışmış olduğum mesaj şudur. Ben hala davamın peşindeyim. Nedir davası? 1920'li yıllarda genç yaşlarda bu kişinin Kilikya bölgesinde faaliyet gösteren Ermeni komutacıları bir üyesiydi ve Ermeni toplumundan diasporaya, dünyadaki Türk Ermenilere ben bir ayağı çukurda olan Ermeni olarak hala davamın peşindeyim. Siz niye duruyorsunuz mesajını verdi diye bir yorumla ben sözlerini tamamlamak istiyorum. Sağolunuzdan teşekkür ederim. Evet, biz de sayın meslektaşımıza teşekkür ediyoruz. Tabii bu oturum Kilikya Çukurova'daki Ermeni faaliyetleriyle ilgili. Sözü fazla uzatmadan, yorum yapmadan ikinci konuşmacımıza geçelim. İkinci konuşmacımız yardımcı doçent doktor Ayhan Doğan. Bildiri başlığı Fransız işgali altındaki Maraş'ta Fransız Ermeni mezarlığı. Buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Kıymetli hocalarım, değerli misafirler. Hocamın da belirttiği gibi tebliğimin başlığı Fransız işgalindeki Maraşlı Ermeniler ve Fransız Ermeniler şehirlerinden kalan çocuk ve yaşlılar. Ses geliyor herhalde. Güzel değil mi? Şimdi bunu başlayalım. Şimdi bu tespiti yaparken tabii kullandığım kaynağın adını da burada vermem gerekir. Vefayata mahsus vukuat defterleri her ilin nüfus arşivlerinde bulunan bu defterler zannediyorum birkaç sene önce herhalde bir emirle şey alındı, merkeze alındı. Genel müdürler, İçişler Bakanlığı nakledildi. Şimdi Maraş Ermeni
Zeytun'la özdeşleştirilir. Zeytun Ermenileriyle. Hemen akla ilk gelen Zeytun Ermeniler olur ki dün çok saygıdeğer bilim insanı Necla Günay hocam bahsetti. Zeytun konusunu işledi. Onun için o boyutuna girmeyeceğiz. Ancak Maraş'taki, Maraş merkezdeki Ermenilerin özellikle milli mücadele esnasında yaptıkları taşkınlıklar çok dikkat alınmaz. Göz ardı edilir. O açıdan ben bu süreçte yaşanılan olayları ve özellikle de bu esnada şehit düşmüş olan Ermeniler tarafından ve Fransız ve Ermeni işbirliği neticesinde öldürülen 93 tane, tabi bu sayı belgesini tespit edebildiği rakamlar bunlar. Mersuk olanlar, kayda geçmeyenler de vardır elbette. Kesin rakam o açıdan ifade etmez. 93 tane çocuk, kadın ve yaşlıları tespit ettim. Bunlar şey yapacağım. Ancak buna geçmeden önce Maraş'taki Ermeniler biraz kısaca bilgi vermek de gerekir. Maraş'ta Ermeniler özellikle 16. 17. yüzyıldan itibaren çok cüzi miktarda olsa da 19. yüzyıla gelindiğinde ve 19. yüzyılın ortalarında ve 20. yüzyılın başlarında nüfusun 1/4'ünü hatta belki de 1/3'üne yakın bir kısmını oluşturuyordu. Bunu özellikle ifade etmem gerekir ve gayet de müvekkel bir hayat sürdüklerini burada altını çizerek vurgulamam icap eder. Şimdi münasebetler nasıldı, ilişkiler nasıldı? Tabii münasebetler de gayet iyi aslında. Genelde çok sorun gözükmüyor 1890'lı yıllara kadar. Çok problem arz etmiyordu. Hatta aynı mahallelerde yaşıyorlardı. Enteresan. Diğer yerlere, bölgelere göre ayrı mahalleler yoktu Maraş'taki Ermenilerin. Aynı mahallelerde karışık bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlardı. Ve çok da iyi geçiniyorlardı. Sosyal ilişkiler güçlü, münasebetler gayet iyi. Hatta o kadar ileri bir aşama kaydetmişti ki bu münasebetler, çocuklarına Müslüman Türk isimlerini bilen, veren Ermenilerin olduğunu altını çizmem gerekir. Hatta bir Ermeni'nin bir davası olduğu vakit Müslüman bir Türk avukata vekalet edebiliyordu. Hatta Müslüman bir Türk'ün de bir davasını bir Ermeni dava vekiline, avukata verdiğini biliyoruz. Dükkanların anahtarlarını hacca giden bir Müslüman komşusu Ermeni'ye evinin anahtarını verecek kadar ileri münasebetler, evleşmeler falan ayrıntısına herhalde girmemek gerekiyor. İleri düzeyde bir gayrimüslim münasebetlerinin olduğunu görüyoruz. Peki o halde nasıl bu yaşanılan süreç, bahsettiğimiz işte milli mücadele esnasında ortaya çıkan, özellikle milli mücadele esnasında ortaya çıkan taşkınlıklar nasıl meydana geldi? Bilindiği gibi 1815 senesinde Viyana'da, Viyana Kongresi esnasında tabii aslında Viyana Kongresi'nin herhalde toplanış amacını hemen hepimiz biliyoruz. Fakat bu arada bu Şerif Aleyhisandr'ın altını çizdiği bir şey vardı, şart meselesi. Türkler Avrupa'daki Türk hakimiyetine son verecek, İstanbul Türklerden alınacak. Türklerin Anadolu'daki hakimiyetine de son verilecek. Yani Türkler Anadolu'nu da atılacak. Böyle bir anlayış, böyle bir proje. Neticede yaşanılan olaylar, yapılan anlaşma, savaşlar, sonucunda imzalanan anlaşmalar, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, Berlin Kongresi ve bu süreç Birinci Dünya Harbi'ne kadar getirdi olayları.
ve neticede Birinci Dünya Harbi'nin sonunda imzalanan 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'yla ortaya çıkan bir tablo var. Ve 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra yurdun hemen her yerinin anlaşmaya konulan bir maddeye istinaden işgallerin başladığını görüyoruz. Bu süreçte tabii Maraş'ta önce İngilizler sonra Fransızlar tarafından işgal edildi. Asıl problem tabii Fransızların Maraş'ı işgali ve Maraş'a bir bari atamalarıyla başladı ve bir bayrak olayı yaşandı. Maraş'ın kalesindeki Türk bayrağı indirildi. Fransız bayrağı çekildi ve bundan sonra yaşanan olaylar Uzunoluk Kalesi, Şiman olayı diye de tarihe geçen bir hadisede bir Fransız elbisesi giymiş bir Ermeni'nin Türk kadınları, hamamdan çıkan Türk kadınlarının giysilerine, kıyafetlerine tasavvuf etmesiyle başladı. Tabii Ermeniler Fransa'nın ve Fransızlardan güç alarak az önce Hikmet Hocam da aslında ayrıntılarına girdi. Oradaki özellikle yabancıların da desteğini alarak taşkınlıklar yapmaya başladılar. Yabancılardan kastettiğim yabancı şeyler var, misyoneler var. Okullar var. Amerikan okulları var, İngiliz okulları var, Alman kurumları, eğitim aldı. Gerçi onlar daha sonra burayı Amerikalara bıraktılar. Fransızların okulları var. Tabi buralardan da destek, yardım alarak taşkınlıklarını artırdılar. Neticede bir işgal ve işgalcilerden de güç alan Ermeniler bu süreçte ciddi anlamda taşkınlıklar yapmaya başladılar. Ve bu esnada tabii 22 gün içerisinde, 22 gün zarfında 344 tane, bunlar bir daha belirtmek icap ederse, kayda geçenler Ermeniler ve Fransızlar tarafından öldürülen Türkler var. Bu 344 Türk'ün, Müslüman Türk'ün 93'ü kadın, çocuk ve yaşlı. Özellikle buna vurgu yapma ihtiyacı var. Elbette Ermeni vatandaşlarımızdan da ölenler, öldürülenler olmuştur. Tabii o konular doğal olarak bir ön yargıyla belli çevreler tarafından toptancı bir mantıkla bir soykırım olarak adledildiği için buraya girmiyorum. Yani çünkü ne söylesek inandırıcı da olmaz. Ama karşılıklı bir mücadele olduğunu altını çizmek için, karşılıklı bir kavga olduğunu, kesinlikle bunun bir soykırım olarak terakki edilmemesi gerektiği düşüncesiyle buna vurgu yapmak istiyorum. Tabii bu okullar, bahsettiğim okullara burada özellikle bir örnek vermem de lazım. Bu hastaneler, okullar, yabancı kurumlarda çalışanlar da sürecine dahil olmuşlardır ve bu kurumlar tamamen müsaken bir mevki, adeta karargahları haline gelmişlerdi işgalcilerin ve özellikle onlarla beraber işbirliği yapan Ermenilerin, gerek Maraş'ta gerek Antep'te. Mesela Antep'te 11 ay sürmüştür savunma. 11 ay Antep savunulmuştur. Burada belirtilene göre daha net kesin bir şekilde araştırılmış değil ama ifade edilen rakamları belirtmem gerekir burada. 6300 küsür şehit olduğu ifade ediliyor. Fransız-Ermeni işbirliği neticesinde Antep'te yapılan savunma esnasında ortaya çıkan insan kaybının çok önemli bir rakam olduğunu herhalde bu rakamlar duyduğumuz zaman, dikkat aldığımız zaman takdir edersiniz. Ve burada bu kurumlarda çalışanların da dahil olduğunu söyledim. Mesela Amerikan Hastanesi var. Amerikan Hastanesi'nde ki bu kurumların payitahtı olarak bilmiyor buralar, Maraş, Antep.
Hikmet Hocam da bahsetti, o misyoner okullarından hızlıca temas etmen gerekir. Bir çalışan bir Ermeni doktorun gerek Maraş'taki bir hastanede gerekse Antep'teki bir hastanede oradaki bu savaş esnasında yaralanan ve hastanelere kaldırılanlardan bazılarının özellikle zehirli iğneler yaparak öldürdüklerini de ifade etmişlerdi. Mesela Antep'te bir doktorun, Amerikan hastanesinde çalışan bir doktorun, ben 500 tane Türk'ü öldürdüm, siz ne yaptınız gibi çevresindeki arkadaşlara bu şeyini hani gene şecaatını arz ederken sikaten söylermiş daha bu meseleine matuf belirttiğini ifade ettiğini belirtmem gerekir. Şimdi tabi bu 93 şehitten 43 tanesi kadın. Emeler Fransız Ermeni işbirliği neticesinde öldürenlerden o tablolarımızı bir şey yaparsak bu sayısal rakamlar var. Kadın çocuk ve yaş şehitlerin yaş grubuna göre sayısal dağılımını burada hocalarımın, dinleyicilerimizin bir hocasını arz ederim. En aşağıda. İleride biraz daha. Bunlar 93 şehitten oluşturduğum tablolar. Evet, iniyoruz aşağı. Tablo 4. Tanesi kadın, 12 tanesi çocuk. Bu çocuklardan 3 yaşında, şunu da belirteyim, 3 yaşından 88 yaşına kadar savunmasız, masum, gerçekten savaşın çirkin yüzünü ortaya koyan bir tablo olduğunu görüyoruz. 4 yaşında 2 çocuk, 1 yaşında 5 yaşında 1 çocuk, 7 yaşında 2 çocuk, 9 yaşında 2, 11 yaşında 1 kız çocuğu var, 2 tane 11 yaşında, 1 tane 13 yaşında ve yaşlı erkekler, kadın ve erkekler var yaşlı. 65 yaş ve üzeri ileri yaş dediğimiz gruptan da 38 kişinin bu 22 günlük Fransız işgali esnasında Fransızlarla Ermenilerin işbirliği neticesinde hayatlarını kaybettiklerini görüyoruz. Bunlar içerisinde tabii yakın, çok yakın olanlar var, karı koca olanlar var. Aynı evde yaşayan malum Türkiye'den sosyal toplum hayatında aynı evlerde oturan amca çocukları, kardeşler olduğunu görüyoruz. Özetle ifade etmem gerekirse aslında burada bir soykırımın yapıldığını, bir etnik temizliğe gidildiğini ifade etmek gerekir. Savaşın görgü tanıklarından Hüsamettin Karadağ'ın hatıralarını da dikkate aldığımız vakit sokaklar adeta cesetlerle doldu diyor. Kesin rakamlar tabii verilemiyor ama ben şunu özellikle ifade etmek isterim. Bunları kaşımak için falan değil, asla amacım tekrar bunların şey yapılması, gün ışığına çıkartılması falan böyle bir düşünce de değilim ama soykırımla itham edilmiş bir milletin evladı, bir devletin mensubu, o tarihin bir mirasçıları olarak bunu hatırlatma, bir tarihi bir şeyin altını çizme ihtiyacı hissettim. Efendim, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, beni dinlediğiniz için. Evet, Sayın Mahkumlar. Evet. Özellikle teşekkür ediyorum. Zaman konusunda 15 dakikayı bu oturumun tarafımızdan alındığı için ben bir kere daha özür diliyorum. Dolayısıyla hem konuşmacıları sıkıntıya sokmamak hem de bize verilen süreyi de daha istatlı kullanmak için şey yapıyorum. Ayhan Bey'e bu 5 dakika öncesine tebliğini bitirdiği için teşekkür ediyorum. 15 dakika. Evet. Evet.
Evet. Yoksa daha konuşabilir miyim? Evet. Mutlaka bizim konuşacak çok şeyler vardır. Teşekkür ediyorum. Bu oturumun son konuşmacısı Maxim Gaun. Yanlış telaffuz ediyorsam özür diliyorum. Tebliğ başlığı, Strategic Traits and Hesitations, The Operation and Projects of Landing in Kilikya, Cilicia and the Ottoman Armenians. Buyurun. Thank you, Shea. Thank you to Istanbul University for having invited me. Few studies have been devoted to the projects and attempt of landing in Iskandarian Gulf and Mersin, and none of them used French sources. Even more strikingly, until today, there has been no deep analysis for the reasons of the hesitation of Paris and London regarding such projects, and for the eventual failure of the idea suggested, especially by army and committees, for a major landing in this part of the Ottoman coast. As a result, books written with scholarly pretension include wrong assertion on British policy, totally ignore the French point of view, and underestimate the military threat. I will give you one example. Daniel Chant says, oh, yes, a certain Verandian made some proposition at the beginning of 1915 for a landing in Cilicia. And I'm continuing to quote Mr. Action. Nevertheless, Great Britain did not take this proposal seriously and soon abandoned the idea of a landing in or near Iskandarian. Mr. Action has never set foot in his life in the British archive, and he does not use any French sources. As you will see, this sentence is absolutely wrong. This paper will explain how the project emerged, were discussed, persist, and in spite of some small-scale landings, failed. In the first part, I will explain the origins, namely, after some word of background, I will present the early discussion and the actual small operation of landing. In the second part, I will discuss the operation and discussion in the west of 1915, spring, summer, and explain why there was no major landing in 1915. And the third part, I will explain that in spite of this hesitation and failure, the project of landing were discussed in 1916 and even in 1917. So the first part, some word of background. Nejla Günay presented you the history of Zeydun. I will not go so much into the detail, just a few words. The first nationalist uprising of the Ottoman Empire took place in Zeydun in 1862. There was another revolt in 1878 in coordination with Russia at this time. A third nationalist revolt in Zeydun took place in 1895-1896, this time with a coherent strategy to kill Turks and to provoke reprisals against the army and civilian population. Regardless, in Zeydun or in Cilicia, there was no bloody reprisals on the army and civilian population. There were such reprisals in Erzurum, but in Zeydun or Cilicia, no. And this is even more remarkable because Armenian nationalist activities emerged in Cilicia, I'm not talking about Zeydun, in Cilicia, as early as 1890. So, to be very short, the difference between this region and other parts of Anatolia can be explained by the effectiveness of Ottoman civil servants. If you only want to give an example, the sub-governor of Tarsus in 1885 broke a cane on the head of extremist Muslim who wanted to attack Armenians. So for Cilicia, the turning point was in 1908-1909, after the Young Turk Revolution, because for the first time, Armenian nationalist organizations were allowed to act openly, and the commerce of weapons was free. As early as October 1908, the French vice-consul in Mersin warned about the so self-righteous and impolitic attitude of the Armenians. And regarding the events of 1909, I have no time to go into the details, but Thomas Christie, president of the American College in Tarsus, blamed primarily the Armenian Archbishop. I'm sorry. Regarding the events of April 1909, Thomas Christie, the president of the American College in Tarsus, blamed primarily the Armenian Archbishop if, I'm quoting, if he and a few other
brothers had been put in prison last fall, this thing would not have happened. In spite of some years of stabilization, 1909-1912, let me say, agitation took place once again in Zaytun in 1913, and the same year, the British Vice Consul in Mersin received anonymous letters of local Armenians promising to welcome a British man. So you understand why the project of landing in Cilicia emerged immediately after the entry of the Ottoman Empire in the war. So, as early as mid-November 1914, the French Minister of Navy sent a letter to his counterpart of foreign affairs, informing him he sent two bottle ships close to the Syrian coast and asking all the data collected by the agents of the MFA. There were some reports, I will give you one. Pierre Roche was an official in the Ottoman railroad company. He sent a memorandum explaining how to land in Iskenderun, how to occupy Aleppo, etc. But remarkably, Pierre Roche mentioned only Christian Arabs, not Armenians, as possible volunteers to support a French invasion, and in the four pages, there is no reference at all to a British participation to the landing. 4-5 days after this discussion, Bogosluba presented his first proposition to the French government, saying that if you land in Iskenderun, Armenians of the region will help you. Now, the British perspective was rather different, because after Bogosluba made his proposition, the British asked him quickly how Armenians could help. It was not the case initially in France, I will go back to this issue later. So, Bogosluba promised the British a full participation and reiterated the British soldiers would be assured perfect and total support by the Armenians who need only guns. Actually, you can even wonder if they need so much gun, because as early as 1913, British Consul in Aleppo wrote that, I'm quoting, "The Armenians of Dertyon are now well armed with modern rifles, every male adult having one in his possession." As a result, the British Navy did not waste time, and there were the operation of landing began in December 1914, small scale landing with one ship who attacked the Ottoman facilities around Iskenderun. And at the same time, Lord Kitchener advocated the occupation of Iskenderun, and the subject was seriously studied in London. The French could not remain passive. In January 1915, two battleships conducted operations similar to the ones of the British battleship near Iskenderun and Mersin. In this context, emerged the Zaytun Rebellion. Once again, Richard and I spoke about that, I will be quick. Just to say that the power who backed the most the insurgents of Zaytun was Russia, and I think this is remarkable. And you will see that in the proceedings, I have no time to explain that in detail, but to misrepresent the Zaytun rebellion can actually has completely distorted the meaning of an Ottoman document and misrepresenting the context of the text. You will see that in detail when the proceedings will be published. So, just to finish with the Zaytun rebellion, according to one Ottoman document, the crushing of this insurrection took the life of 500 Ottoman soldiers. So, think about it, it was a serious manner, the insurrection of Zaytun at the beginning of 1915. So, now, the second part of my presentation. At the beginning of March 1915, Mikhail Varandian, leader and ideologue of the Armenian Revolutionary Federation, Mr. Akhtar does not know him, unfortunately, suggested to both Paris and London a landing in Cilicia, arguing that around 20,000 Armenians who were born in this region and who were at that time in the Balkans, in Western Europe, or in America, would be ready to land with the Entente army as volunteers. They should be concentrated in Cyprus, where they would receive rebounds from the British and French armies.
four reasons that we'll be explaining the next part. This project of massive landing was not carried out, but in April a French battleship bombed the coast of Cilicia, and in May another French battleship destroyed an oil depot in Iskander. Just a remark in this regard, Captain Charles Duménil, who became later Admiral Charles Duménil, who was involved in the operation in Eastern Mediterranean Sea, wrote in his recollection that if the Entente had landed in Iskenderun, we would have, I'm quoting, we would have had for us the entire mountain army. Yes, these words are quoted not from the document, but from Duménil recollection, but precisely at that time, when he published his recollection, he had a very low opinion of Armenian nationalists. So this positive acquisition is particularly important. So there were new discussion in summer 1915, discussion and the proposition of Bogosluba, discussion in London, discussion in France. For instance, there's a 14 pages long note to explain how concretely a landing will take place in coordination with, I'm quoting, the Armenians of the region of Zeytun and the Kurds of the region of Elazığ. He says Kaput, he does not say Elazığ. Indeed, in mid-July 1915, there was an insurrection of Musada. I have no time to go into the details, but it was a well-planned operation with some deserters or veterans of the Ottoman army. And far from being isolated, the rebellion of Musada was a part of a new wave of Armenian rebellions in Anatolia, the most remarkable one being the insurrection in Urfa. So, now I will explain why Paris and London renounced eventually in 1915 to massive landing. So as it has been seen, the Armenian Nationalist Organization presented a strong case for an intervention in Iskenderun and or Mersin, both by their activities outside the Ottoman Empire, compromising volunteers, and by their insurrection inside. Why did they fail to convince? First reason is the operation to the dark sea, because Winston Churchill convinced the British and the French cabinets that a massive attack against the Straits would be the best choice. Indeed, it would take the Ottoman capital city and ease the situation of Russia, Russia isolated by the German-Austrian-Ottoman bloc. From a French perspective, however, there was also a strong political and economic reason. In a letter sent to the Minister of War, the Minister of Foreign Affairs argued that the landing in the Dardanelles was the best solution because it would lead quickly to a change of the government in Istanbul, and after such a change of government, nothing should take place, because sharing the Ottoman Empire would mean sharing what France already possessed, because France had the biggest part of foreign interest. And there was also a note in March 1915 by the staff of the Ministry of Foreign Affairs saying that yes, we have a lot of interest in the Ottoman Empire, and even more problematically, if we give the Straits to the Russian and if we win quickly, Russia will have no more reason to fight with us, because the main goal of Russia in this war is to take the Straits. Mixing military consideration and political analysis, a very detailed note of the French General Staff in January preferred a landing in Lebanon to an operation in Iskenderun. Why? Because politically there were more French interests in protecting the Maronites in Lebanon than in Cilicia and northern Syria. Indeed, according to this report, the mountain population, largely Armenian and Kurdish, will be the only interesting in terms. But it feels only indifference for France, who until now made very few efforts to develop their influence on it. And there were also some practical obstacles to an ending. Another report of the French General Staff, reasoning in strictly military terms in October 1915, say that we are already in the Dardanelles, and this project of landing in Iskenderun is not related to any overall plan,
it will only scatter the few forces we have, so this is not a good idea. Another report say more or less the same thing. One of them saying the main battlefield is Bulgaria, we have to attack Bulgaria, and the other report say we have to attack in Serbia. So it, even in strictly military terms, there was a great confusion. So to finish with that, British General Maxwell said in at the end of 1815, yes, we should act in Alexandretta, Scandinavian region, but the French have no available forces and we do not dare to go there alone because we do not want to displease the French. However, the Ottoman government could not guess this hesitation. He was not here when the French and the British were discussing. So he decided to relocate for military reasons. And actually, even Arnold Toynbee said that the relocation in itself was justified, it was a security concern. Certainly the way the displacement took place is important, but as Guintoli observes, in the absence of a large Kurdish population, no massacre took place in Cilicia, and a substantial part of the Armenian exiles sent to southern Syria and Palestine survived. Similarly, Abbasarafian, who is supporting the Armenian genocide accusation, regardless say most Armenians from the province of Adana were not killed. So this is a local specificity that should be emphasized. Now my three and last part, the last project, 1916-1917, after the failure of the Dardanelles, Russian feared that the huge Ottoman forces using the Dardanelles would be sent to the Caucasus. Sir Mark Sykes shared this concern, so there was a Russian Sykes, let me say, proposition for a new landing into Cilicia. But the head of the French armies, Joffre, raised very serious doubts about the capacity of the British army to attack in Egypt quickly, because it was, I have nothing to explain, but it was the Sykes' shame was to attack in Egypt and to attack in Scandinavian simultaneously. So Joffre said they are not able to attack in Egypt quickly, and regarding Iskenderun, even the Armenian religious leader fears Rudy reprisals. So it's not a good idea. However, some months later, the negotiation between Bogoslava and the French improved, developed. So Joffre, the head of the French armies, changed his mind and said, okay, we can concentrate Armenians in Cyprus, at least as a threat, to, and if appropriate, to help an Arab insurrection in the Ottoman Empire. However, after some checking, the French officer were very skeptical about the Armenian capacity, so this project failed. And so to finish, when the Yildirim army was established, Paris and London feared that this army could be effective and dangerous. So once again, there was a project to land in Iskenderun to complicate the situation of the Ottoman army. And this time they said we will use Senegalese troops with the Armenians. And Armenians will be only a vanguard for this landing. However, the French general who made this proposition, himself he became skeptical about the discipline of the Armenians, so it would be not a vanguard. And the last project in 1917 was to land Japanese troops in Iskenderun, but if France was really supportive of the idea, other powers, I did not find the one, I think it was Russians, did not back at all this idea to land Japanese troops in an entry. So in conclusion, there was no consensus between the Entente power. On the contrary, there was a rivalry and different goals, as I explained. There was a concurrence of the Dardanelles at the peak of the Armenian rebellion, and after the French accept the idea to share the Ottoman Empire, it was more or less too late, and the discussion on the precise location were never fixed. They never decide if it would be Nassim, in Iskenderun, in Lebanon, or elsewhere. And there was also, they were never able to decide if it would be a large-scale operation or a limited scale. However, and let me finish with that,
the effectiveness of the Armenian insurgents was never questioned. What is questioned later in 1916, 1917 is the discipline of Armenian volunteers. But the Armenian rebellion was always considered as a serious matter, both in Paris and London. I thank you. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Evet, değerli dinleyiciler, tabii zaman da daraldığı için ben oturum başkanı olarak, inisiyatif alarak bu müzakere kısmını nihayetlendireceğim. Çünkü öteki oturuma vakit kalmayacak. Ben üç konuşmacıya da, tebliğ sahibine de teşekkürlerimi sunuyorum bu organizasyonu gerçekleştirenler adına. Ve son olarak da onlara bu sempozyuma katılmalarından dolayı, iştiraklerinden dolayı katılım belgelerini takdim etmek istiyorum müsaadenizle.